Peki tedavisi nasıl gerçekleşiyor? Tedavisi eğer küçükse bir santimin üzerindeyse deniyordu eskiden. Şimdi 2 santime kadar çıktı. Yani 25-30 yaşındaki bir genç hanımda hemen almıyoruz. Biraz takip ediyoruz. Hızlı büyüyorsa, şekil bozukluğu oluyorsa o zaman onları çıkarıyoruz. Orta yaşa doğru da habisleşme ihtimali veya habis olma ihtimali daha çok olduğundan onları çıkarıyoruz. Peki tekrar edebiliyor mu kitleler? Kitleler tekrar etmiyor ama aynı kişide. Çünkü onlar sınırlı, muntazam sınırlı kitleler ve çoğu zaman da içeride hastalıklı doku bırakılmadan çıkarılır. Ama ileride bir kişide tekrar fibroadenom olabilir. Dediğim gibi daha önce de çok sayıda fibroadenom aynı anda olabilir. Tekrar oluşabiliyor. Peki sıklıkla kadınlarda mı görülür? Erkeklerde de görülebilir mi? Erkeklerde iyi huylu tümörler çok çok nadir. Diğeri de yani %1 gibi 100 kadında işte meme kanseri görürsek bir erkekte. Evet. Yani erkeklerde de meme kanseri görüyoruz ama çok nadir. Sıklıkla değil ama... Evet, nadiren görüyoruz. Kadınlarda daha fazla görüyoruz. Tabii, tabii kadınlarda çok fazla görüyoruz. Yani en sık rastlanan tümörler. Evet, peki Zehra Hocam, iyi huylu tümörlerden başka hastalıklarda oluşur mu memede? Evet, memenin bir de iltihabi hastalıkları vardır. Bunlarda bir basit iltihaplar, mikrobik iltihaplar, daha çok süt veren annelerde, meme başındaki çatlaklardan mikrop kapıp apseler oluşur. Bu apseleri de erken dönemde görürsek hastayı antibiyotiklerle, ilaçlarla açmadan tedavi edebiliyoruz. Ama biraz ilerlemişse, olgunlaşmışsa, apse haline almışsa o zaman apse drenajı dediğimiz yani apseyi boşaltıyoruz, ilaçlarını veriyoruz, tedavisini. Böyle düzeliyor. Bir de hastaya o dönemde, iltihaplı dönemde çocuğu emzirmemesini ama sütü çekmesini tavsiye ediyoruz. Çünkü enfekte ortamda yani süt olursa o enfeksiyonu daha da alevlendirir. Ondan dolayı o sütü çekmesini, çocuğa vermemesini, hastalık olmayan memeden emzirmesini tavsiye ediyoruz. Bir de süt vermeyen annelerde de genel durum yani immün sistemi çökmüş, işte kemoterapi direnci alan, direnci azalmış hastalarda da memede iltihaplı hastalıklar görebiliyoruz. Onun dışında granulomatöz iltihap dediğimiz tüberküloz ve sebebi belli olmayan granulomatöz iltihabi olaylar olabiliyor. Tüberküloz memede çok sık görünmese de gördüğümüz bir hastalık şekli. Hastada göğüste, memede kitle, fistül ağızları, akıntı ağızları görebiliyoruz. Bunları da biyopsiyle aldığımız örnekleri örneklerde tüberküloz basili arayarak teşhis konduktan sonra ona göre tüberküloz tedavisi yapılıyor. Tüberkülozdan başka granulomatöz hastalıkları olabiliyor hastalarda. Onlarda da gene işte biyopsiyle ondan sonra antibiyotiklerle tedavi etmeye çalışıyoruz. Geçmezse başka tedaviler, kortizon tedavileri gibi bu şekilde tedavi ediyoruz. İlaç tedavisiyle başlanılıyor. Sonrasında cerrahi operasyonla geldi. Eğer ilaçla düzelmezse o kitleyi biyopsi alıyoruz. Eğer gene düzelmezse biyopsi sonucuna göre verilen tedavide düzelmezse o zaman kitleyi çıkarıyoruz.